Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde Task menüsünden noktalardan eğri komutunun kontrol nokta, 3 nokta, konik ve nokta bulut eğrileri komutlarını göstereceğim. Noktalardan eğri komutuna geliyorum. Gördüğünüz gibi sadece noktalardan elipsimi oluşturmuş oluyorum. Rahat bir şekilde gördüğünüz gibi eğrilerimi oluşturdum. Ve buradan gördüğünüz gibi derece olarak her istediğim bir dereceyi verdiğim anda işlemi gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi açık eğri oluştur dediğim zaman ise gördüğünüz gibi açık eğri oluşturuyor ya da tiki kaldırdığım zaman ise gördüğünüz gibi kapalı eğrilerden bir eğrilerimi oluşturmuş oluyor. Yine başlangıç noktasını belirlediğimiz anda yine başlangıç ve bitişe belirlediğim anda gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştiriyor. Burada yumuşaklığını belirlediğim anda ise teğetliğini belirlemiş oluyorum noktama göre. Yine bitiş dediğim zaman ise bir koordinat düzlem belirleyip o düzleme referans alarak işlemi gerçekleştirmiş oluyor gördüğünüz gibi. Yine eğitme yok diyerek enerji değişken büküm dediğim zaman ise yayımın şeklini değiştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Eğrilik çizdirme dediğim zaman ise burada eğrilerimi çizilmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Yine sıklığını belirlemiş oluyorum. Okey dediğim zaman ise işlemi gerçekleştirmiş oldum. Bir diğer komutum ise kontrol nokta ile bir nokta belirliyorum. Bir nokta belirleyerek elipsimi kontrol noktalarıyla oluşturuyorum. 2 derecede gördüğünüz gibi buradan eğriliği görüntüledi diyorum. Tikini kaldırdım ve kontrol noktalarına göre elipsimi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde görebiliyoruz. Eğriliği görüntüle dedim. Buradan ölçeğini azaltabiliyorum veya sıklığını arttırarak işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Eğrimin düzgünlüğünü anlayabiliyorum. Burada eğriliği görüntüle diyerek tersine dediğim zaman ise ters işlemi gerçekleştiriyor. Okey dediğimde eğrilerimi oluşturmuş oldu. Kontrol noktalarıma göre bir sıklığa çizmiş oldum. 3 nokta konuya geliyorum. 3 nokta belirliyorum ve bu 3 noktaya bir konik oluşturabiliyorum veya teğet dediğim zaman ise bu 2 noktama teğet bir şekilde oluşturuyor. Buradan estetik oranını gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorum. Yayımı belli bir estetik oranında ayarlamış oluyorum. Okey dediğim zaman ise 3 nokta ile yayımı oluşturmuş oldum. Nokta buluntu eğrilerine geliyorum. Benden noktalarımı seçmemi istiyor. Noktalarımı koydum. Komuta geliyorum. İlk noktamı belirlememi istedi ve diğer noktalarımı belirleyerek gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştiriyor. Yine buradan ilk derecelerini belirleyebiliyoruz. Kapalı ve açık bir şekilde olmasını belirleyebiliyoruz. Okey dediğim zaman ise gördüğünüz gibi noktalardan elipsimi oluşturmuş oldum. Yine aynı komutuma geliyorum. Noktalarımı belirliyorum. Gördüğünüz gibi farklı seçenekler noktalarımı seçtim. Derecesini düşürüyorum. Bu sefer kapalı olmasını istedim. Yön belirliyorum. Yumuşaklığını ayarladım. Başlangıcın bitişini ayarlıyorum. Ve yine yumuşaklığını ayarlayarak işlemi gerçekleştiriyorum. Okey dediğim zaman ise işlemi gerçekleştirmedim. Çünkü noktalar arasındaki mesafelerin az olmasından dolayı yine derecemi yapıyorum. Açık olmasını istedim. Bu sefer yine teğeti başlangıca belirliyorum. Yine bitişe belirledim. Okey dediğim zaman ise gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirmiş oldum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.